Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslümanların La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ta'zim göstermesi gerekir. Ta'zim ne demek? Yüksek tutmak, büyük tutmak demek. Arap'tı, değildi, Orta Doğulu'ydu, Uzak Doğulu'ydu, böyle şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adının anıldığı yerde yok. Biz yokuz onun önünde, adı anıldığı yerde ki topraklarımız, ağaçlarımız, derelerimiz onun adına karşı anılmış olabilsin. Beş noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygımızın, onu tazim edişimizin ispatlanması gerekir. Birincisi, onu kendimizden dahi çok sevmek zorundayız. Bu sevgi de edebiyat değil, gerçek olacak. Çocuğumuz, biz, evimiz, vatanımız, her şeyimizden fazla sevdiğimiz zaman Resulullah'ı seviyoruz demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, seviyorum ilan ettim dedik, yeterli mi? Hayır. Bu sevginin gerçekliliğini ölçecek ayar Allah'tadır. O görecek ne kadar sevdiğimizi, ne kadar sevgi edebiyatı yaptığımızı o görecek. Bu bizim hayatımıza yansır. Aşağıdaki maddelerde bu sevgi yansıyacak zaten. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğimiz, onun dinine, şeriatına, sünnetine bağlılığımız da ortaya çıkacak. Seviyoruz derken sünnettir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı dediğimizde anlaşılacak bu. Üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı günlerdeki Müslümanlara seslenerek diyor ki onun sesinden fazla sesinizi yükseltmeyin diyor. Ne demek? Onun sesinden daha yüksek sesle konuşmayın. En yüksek ses onun sesi olsun demektir. O gün onun huzurunda konuşanlar bu edebe uyarlarsa Allah onların ibadetlerini, peygamber sevgisini kabul edecekti aleyhissalatü vesselam. Şimdi ise biz ne yapacağız? Şeriatının üstünde bir şeyi var kabul etmeyeceğiz. Sünnetinden daha değerli bir şey görmeyeceğiz ki onun sesinin üstünde sesimiz çıkmış olmasın. Dördüncü önemli nokta, onun adını kendi adımız gibi, arkadaş adı gibi anmayacağız. Peygamber adı gibi anacağız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Salavat getirmek zorundayız. Hem adı anılınca hem bir zikir ibadet çeşidi olarak. Bu saygımızın göstergesi olacak. Beşinci nokta da onu seven ehli beytini, yani ailesini, torunlarını, çocuklarını sevecek. Bu sevgi yoksa, yani torunlarına karşı, ehli beytine karşı saygısızlık, onun adına yapılmış bir saygısızlık olacağından bundan kesinlikle uzak durulacak. Burada küçük bir not düşmekte fayda var. Bu beş madde Müslümanların, Müslümanlar olarak bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlantımızı gösteriyor. Bir iman meselesi olarak bunu görüyoruz. Mesela ehli beytine bir saygı mecburiyetimiz var diyoruz. Bu imanımızdan da kaynaklandığı için bütün dünya bizi böyle biliyor. Ama bu bizim sömürülme nedenimiz de olmamalıdır. Ehl-i Beyt'e saygımız var diye önüne çıkan Ehl-i Beyt'ten olduğunu söyleyip bizi sömürmemelidir. Çünkü Ehl-i Beyt'ine saygımız bizim sadece önünde ceket iliklememiz değildir. Onun şerefini, onun soyunun şerefini kıyamete kadar bağrımızda saygı konusu diye tutmamızdır.
ama sömürülmeye müsaade edemeyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.